piyanonun tarihçesinden biraz bahsetmek istiyorum. Piyanonun atası Clausen kabul edilir. Clausen görünüşte piyanoya benzese de ses nınısı bakımından, çalış tekniği bakımından ve mekanizması bakımından aslında piyanodan çok farklı bir çalgıdır. Örneğin mesela piyanoda çok tokmaklar tele vurur, öyle ses elde edilir. Ama Clausen'de mızrapla tel çekerek ses elde edilebilir. Nüanslar yoktur ve tırnağı açısından da tamamen farklıdır. Hatta görünüşe de farklıdır aslında. Burasında Clausen'in resim sanatı kullanıldığı zaman tam 16. 17. yüzyılın yıllarda damga vuruşa gelişmiştir. Ve dönemin en popüler çalgısıdır. İngiltere'ye kadar yayılmıştır Fransa'dan itham. 1711 yılında İtalya Fransalı, görebiliyor musunuz sahteyi bu arada? İtalyan Floransalı Cristofori tarafından 1711 yılında bulunur. Ama yaklaşık 60 yılı aşkın süre, tam 62 yıldır piyano kullanılmamıştır. Bunun nedeni şudur. Hem piyanonun tam teknik özellikleri bakımından istenilen nokta gelmemesi, hem de Clausen'in en önemli uzmanı ve en önemli yapanların bulunmasından dolayı pek piyano parlayamamıştır. Piyanonun parlaması çok ilginçtir ki Fransız ihtilalinden sonra gelişmiştir. 1789 yılında iki devrimciler yenilik özlemlerini etmek için, göstermek için Aristo'nun şatolarında bulunan Clausen'leri tarif edilmişlerdi. O günden sonra piyano ön planı çıkarmıştı. Bir de o zaman konserler Sarday'da, şatolarda bir koli tarafından seslendiriyordu. Artık piyano ile beraber müziğin halka inmesi de anlaşıldı. Artık konserler daha kalabalık verilmeye başlandı. Tabii ki piyano bu süreçte de gelişti ama piyano için ilk kez 1703 yılında Clementi tarafından yazıldı. Eskiden o konser salonlarında istenilen ses sınırını veremiyorlardı. O yüzden en büyük devrim, piyanonun da devrimleri vardır geliş piyanoda. Tahta kasnak var piyanoda. Tahta kasnak yerine telleri daha gelip sabitlemek için çelik kullanılmıştır. Bundan sonra zaten çok büyük bir değişim göstermemiştir. Bu da yaklaşık 18 ve 19. yüzyılın başlarına kadar gelişmiştir. Dönemin birileri Haydn ve Mozart piyanoyu birçok kullanmaya başlamıştır. Sadece solist özelliğinin yanı sıra çeşitli oda müziği çalışmalarında da kullanılmıştır. Ama piyanodan değişik nüanslar ve sesler istiyor. O zaman piyanoya basınca sesler uzuyordu. Bu yüzden tellere bir çuva eklendi. Yani şöyle söyleyeyim, mesela kesilmesini çalışmalarında da kullanılmıştır. Ama piyanodan değişik nüanslar ve sesler istiyor. O zaman piyanoya basınca sesler uzuyordu. Bu yüzden...